Evet arkadaşlar, yeni karavan için kolları sıvadık. Bu sefer moto karavan yapıyoruz ama biraz zormuş, zahmetli. Dolmuş attın, çekiyormuşsun gibi hissettim. Alamazsın, alamazsın. Olacak, olacak. Hay yavrum be. Kitap, kitap. Adam ezma. Eski otobüsçülerden kim kaldı bak. Arkadaş bunlar oluyor. Basıyorum, diren yok arabada. Hiç yok. Son frende o, demin yaptım. Peugeot C9 aldık. Bunu karavana dönüştüreceğiz. Peugeot C9. 18 artı 1 değil mi bu? 18 artı 1. Mercedes şanzımanlı. Fren şeydir ya. Bitmedi. Fren sert basıyor, sert. Arabanın arka tarafı takmayayım mı abi? Otobüs. Nereye gidiyoruz? Karşıya. Nereye çekeyim arabayı? Karşıya, portaya çek. Arama geçsin yanına. Az solda çek. Tamam ya, buradan geçer araba. Tır geçer oradan ha. Biz nerelerden geçtik? Dur da. Dur ya abi. Dur abi. Var mı İstanbul? Eski dolmuşlardan kim kaldı be? Eski mavin Yunus Emre. Mavin, mavin olduğu yılları anlatmıyorsun hiç değil mi? O bagajların arasında uyuduğun yılları. Benim çok hoşuma gitti araba ya. Devam et, devam. Devam et, devam et, serme. Hemen kırma, ağır artır ya. Uzun ya, şey yapar, kabuk dönüş olur. Tamam. Uuuu. Evet, aracı aldık arkadaşlar. Araç şimdi hazırlanmak üzere gidiyor. Yaptığımız projeye göre arabanın tabii yapılması gereken bakımları var, eksikleri var. Onları halledeceğiz. Bütün eksikleri, gidikleri halledildikten sonra çok güzel bir motokaravan bundan yapacağız inşallah. Projeye başlarken bütün her şeyi videoya alacağız zaten. Bütün yapım aşamasını. Yapım aşaması ile ilgili sorularınız olursa memnuniyetle yardımcı olurum. Ayrıca fikir vermek isteyenler olursa yorumlarda muhakkak bildirsin. Çünkü fikre ihtiyacımız var. Bu Peugeot'un 2004 model J9 18 artı 1 panel van olan modeli. İçerisine buzdolabı, duş, banyo, mutfak her şeyi yapmayı düşünüyoruz. Bu yüzden yatak ve mobilyalar için, dizayn için fikre ihtiyacımız olacak. Bu konuda da bize yardımcı olursanız, yorumlardan bize fikirlerinizi belirtirseniz çok seviniriz. Şimdiden teşekkür ederim hepinize. Gel gel gel. Yürü. Yürü, 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 yürü. Kal öyle. Aşıksın. Bu aşıksını kullanacağım. Abi arabada fren yok. Debriyaj yok. Evet. İlk tadilat günündeyiz. Bugün tadilatın birinci günü olacak. Arabanın frenle ilgili, debriyajla ilgili biraz sıkıntıları var. Bunları sanayi bölümüne geçtiğimiz zaman halledeceğiz. Recep abi, sence bu arabayı güzel bir şey yapabilir miyiz? Yaparız. Ben kendime inanmıyorum. Bakalım yani bundan nasıl bir şey çıkacak? Hiçbir el taşını elime geçirmeyeyim abi. Keser bir şey mi diyorsun yani? Tabii canım. Eğer bunu Temmuz'un ortasına yetiştirebilirsek arkadaşlar, küçük mini karavanla bir Karadeniz turu hayalimiz vardı. Eğer bunu yetiştirebilirsek bununla da gidebiliriz. Yani tam olarak karar vermedik ama bu C9'da da Karadeniz turunu yapabiliriz. İnşallah. Arabanın şu an motor aksamı falan gösterdi bu sıra. Güzel gözüküyor. Şimdi komple söktük mi bunu, komple bir yıkatırız. Söküp hazırlayalım.
girdik biliyor musun? Takma çıkartma mı? Mobilyaya girdiğimiz zaman belli olur. Bu altı ile komple birleşik abi. Oo, nasıl kesilecek? Nasıl olacak ki ama? Bunu oradan çıkaramayız ki abi. Keseriz onu ya. Tamam, bunu keseriz de devamı nasıl? Çıkıyor mu? Baksana orada kaynaklı. Aşağı aşağıya kaynaklı. Tamam, alırız onları. Ayarlarız. Yapsaray. İnşallah gideriz acaba bundan. İnşallah ya. Vallahi seni de Trabzon'a götürmek istiyorum yani. Ya abi. Memleketimize gidemiyoruz. Sen hiç gitmedin değil mi? Hiç. Tamam. İnşallah siftah benle olacak abi. İnşallah. Tayfun sen ben. Kahvaltısını yapmak. Biz yapacağız. Orada kral kahvaltı yapacağız abi, merak etme. Uzungöl'ün manzarasıyla bir mıhlama yapacağım sana orada. Al abi onları tekrar gerekirse yapıştırırız. Altındaki tahtama da temiz çıktı. Buraya da temiz köşeli kullanılır. Şimdi şunlara. Orası ne abi? Hazine. Ne var orada? Dur bakalım neler çıkacak. Hepiniyi bulduk galiba. Bu ne? Kalorifer. Nasıl olacak? Kalorifer sistemi. Burası yüksekte kalacak o zaman. Hay Allah. Burada bir şey yok sanıyorduk biz ya. Bunu ne yaparız biliyor musun abi? Ne yapacağız abi? Bunu alırız buradan. Buna şuradan bir yerden köşe yaparız, anladın? Mobilyanın içinde durur bu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hortumu nereye çekersen orada sınır. Al bunu ta arkaya götür, arkada sınır. Şimdi koltuğu alalım abi önce. Koltuğu alalım oradan. Tamam. Evet, koltuğu alalım mı abi? Evet. Hem çekip hem taşımak zor oluyor. Abi arka tarafa doğru devrilmesin, dikkat et abi. Şuraya koyalım mı? Yorulduk mu? Koyalım abi. En azından. Oo. Tamam, burada oturup dinleniriz. Hadi cevap. Kalorifer çıktı. Biz burada bir şey beklemiyorduk açıkçası. Komple şu koltuğun arkasından direkt kesip arkaya kadar götürecektik ama burada bir kalorifer çıktı. Buraya nasıl bir düzen yapacağız bilmiyorum. Şuraya kadar bir keselim şimdilik. Sonra kalanına bir ayar çekeceğiz. Keyfin yerinde mi abi? Bu projenin en önemli adamı tabii her zamanki gibi Recep abimiz. Hepiniz önemlisiniz, hepiniz. Eyvallah abi. Hepimiz birimiz. Birimiz hepimiz. Oo yavaş. 24 aynen. Model ya. 2003'te takmışlar, görüyor musun? Aynen öyle. Koy abi oraya, aynen öyle. Ver abi. Sen tak kemeri. Kaldır kaldır. Kırma kırma. Güzel şeysi de varmış burada ha. Bu demirleri kullanırız ha. Keserken güzel keselim de bunları kullanırız bir ara. Şuraya yaslayalım abi. Tamam. Sağlam da güzel ya, bu ne? Bu güzel MDF işte, ince sunta gibi bir şey. Vallahi istepne lastiği de yeni ha. Ha. Yani otel saati buraya bir alalım abi, aynen öyle. Evet arkadaşlar. Birinci gün başlangıcı yaptık.
Şu an arabanın alt tabanını söküyoruz. Alt tabanı söktükten sonra kafamızda bir dizayn oluşturacağız. Yani nasıl yapalım, nasıl edelim içerisiyle ilgili. Ancak altını söküp ebatları aldık bu arada. Ebatlar 3.90 geliyor uzunluğumuz. 1.75'te genişlik geliyor. Buna göre bir plan proje çizeceğiz şimdi. Sadece şu an göstereyim ben size. Burada koltuklar vardı. Koltukları söktük. Koltukları söktükten sonra da şurada yani bu alt tabanı komple söktük. Kalorifer buradaymış. Bunu da etrafındaki bütün şu demirleri söküp sadece onu bırakacağız. Ona bir şekilde başka bir bölüme taşıyacağız büyük ihtimalle. Onu kullanacağız çünkü arabanın kaloriferi yakışın lazım olur bize. Ne oldu? Niye sen niye oraya kadar gidiyorsun? Ben dedim ki niye böyle bir şey yapıyorsun? Sökeyim bir detay oraya götürüyorsun geliyorsun falan. Bunlar lazım olur değil mi abi? Bir dakika. Çöküyor diye altına koymuşlar yani. Alt tabanı çıkarttık. Yarıya kadar olan kısmı çıkarttık. Arka tarafını da çıkartacağız şimdi. İçinden bayağı bu parçayı. Bayağı uğraştık ama değil mi? Evet. Bu puntalar fabrikası. Keserek çıkarttık zaten. Kaynak yerlerinden keserek çıkarttık. Vidalı değil. Bunun rızgarası var. Bu buradan sıcak üflüyor değil mi? Evet. Buradan. Evet. Tamam abi bunu buraya koyacağız. Tamam mı? Tamam. Arkaya çevireceğiz. Üşüdüm bir şey oldu giderken aç abi oradan kaloriferi. Arka taraf sımsıcak. Anladın mı? Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Saç tavası ile meşhur. Ya demesene öyle be. Hoş bulduk Recep Bey. Merhaba, kolay gelsin. İnşallah. Teşekkür ederiz. Yeni manikür yaptırdım da hiç şey yapamadım. Giremem. Eyvallah. Ne yapıyorsun abi? Hoş geldin. Kolay gelsin. Sağ ol. Başladınız ha? Başladık valla. Güzel bir şey olacak belli. İnşallah. Bir boşaltalım içini bakalım da. Tamam. Ver abi. Ver abi. En iyi yapıyorum. Yağmur başladı. Yağmurda biraz mola verdik. İçerisini boşalttık arabanın. Yoğun bir şekilde yağmur yağdığı için biraz mola verdik. Az sonra devam edeceğiz tekrar kaldığımız yerden. Arabanın içini boşalttık. Şimdi bir fırkamaya gidiyoruz içini komple. Şimdi yıkatacağız. Bir ileri abi aynen. Salacan gidecek ona doğru. Efreni var. Oo, efreni indir. Çok sert fren abi. Bak sen yürü bak şurada kapının ağzına vurma sakın dikkat et. Fren yok arabada. Motor durumu iyi. Baksana abi. Aynen. Bu nasıl? Solda. Arabayı komple yıkatalım abi. Tertemiz olsun. Ondan sonra içine başlarız. Kapıyı yanaş da açayım ben kapıyı.